Selamünaleyküm. Bugün sizlere MİSK ile ilgili birkaç detaylı bilgi vermek istedim. MİSK nedir, nasıl yapılır? Ondan sonra normalde nasıl kokar? Bunlarla ilgili biraz bilgi vereyim. Şimdi şu elimde gördüğünüz %20 oranında 21 senelik bir misktir. Yani gerçek saf misktir. Şimdi %20 oranı ne demektir? Türkiye'de bazı insanlarla ben internet üzerinden biraz fikir paylaşımı hem biraz da tartışmış oldum. Şunu tartışmış oldum. Miskin beyazı, siyahı var. İşte siyahı normal zamanda ceylandan alınır. Beyaz misk ise ne derler? Şu çiftleşme zamanında alınır diye bir bilgi edinmişler ve bu bilgiyi bana aktardılar. Bu konu üzerine biraz tartışma yaptık birkaç arkadaşla. Daha doğrusu tartışma değil de arkadaş benimle tartıştı. Ben ona doğrusunu anlatmış oldum. Şimdi şu gördüğünüz %20 oranındaki misk sandal yağı içerisine konuluyor. Diyelim ki 10 gram, 10 mililitre sandal yağının içine 1 gram misk eklersek %10 oranında bir mis kokusu oluşmuş olur. Sandal yağı şudur. Renksiz bendeki. Ve bunun sarı olanı da vardır. Şöyle göstermiş olayım. Bu şimdi oluşmakta olan şu altında gördüğünüz misktir. Sandal yağı içerisinde. Bu karışım 6 ayla 2 sene süresince böyle kalması lazım. Ağzı kapalı bir şekilde gölgelik bir yerde kalması lazım normalde. Şu anda ben çekimden dolayı odaya getirdim. Şu anda bu beklemede, daha 2 ay oldu karışalı. Bu içindeki misk bu sandal yağı içerisinde tamamen erimiyor. Bir miktarını kabul ediyor, yani eritiyor. Geri kalanını süzerek alırım ve başka bir kokuda kullanmış olacağım. Ancak bu ise 21 sene bekletilmiş ve %20 oranında bir misktir. Misk nasıl kokar? Normalde misk bir dahaki çekimimde misk keseciğini göstereceğim ve daha detaylı, yani misk keseceği nasıldır, içi nasıldır, bunu göstererek size hem kokusunu tarif etmiş olacağım. Şu anda elimde kalmadı. Misk normalde hayvansal olduğundan dolayı hayvanın kanından ayrışarak keseciğe toplanıyor. Ve o kesecik hayvanın arka kısmında, yani nasıl anlatayım, dışkı, dübür dediğimiz dübürle hayağının arasında gibi bir yerde, yani tam arkasında. Haliyle bu ceylan erkek ceylanda oluyor genelde. Genelde değil de yani erkek ceylandadır misk keseciği. Dişi ceylanı kendisine cezbetmek ve sınırlarını, kendi bölgesini işaretlemek amacıyla kıçını, yani arka tarafını ağaca yaslayarak, şöyle sürterek şey yapar. Mis kokusunu bırakır. O hem sınırı belirtmiş olur. Onun dışında dişiyi de oradan etkiler. Yani her sanırım ceylanın
her ceylanın az da olsa birbirinden farkı vardır. Yani koku olarak o miskinin kokusu biraz farklıdır sanırım. Yani bizim burnumuz o kadar detaylı şey algılayamıyor. Ancak şunu belirtmiş olayım. Genç ceylanla yaşlı ceylan ya da olgun ceylanın miski arasında fark vardı. Hatta miskinin işlememiş olarak miskin rengi bile farklı. Yani siyah olanı daha yaşlı olanın siyahtır. Genç olanın ise biraz daha koyu kahverengimsi bir şey. Şimdi o nasıl kokar demiştik. Bu misk normalde işlememiş olarak tezek ve sidik karışımı bir kokusu vardır. Yani kabaca böyle. Hani misküamber deriz, güzel kokular deriz. Herkes bunu bilir ama nasıl koktuğunu çoğu insan bilmez. Şimdi biz şimdi o miski sandal yağı içinde beklettiğimiz zaman daha farklı bir koku ortaya çıkmış olur. Ama o esas işlenmemiş olarak bulunan misk kokusuyla kokusunun kokusu vardır yani bunun içinde. Parfümcü olan arkadaşlar ya da esanslar birbirine karıştırmış olanlar bilir. Yani iki farklı şeyi karıştırdığınız zaman daha farklı bir koku ortaya çıkar. Hem onun hem bunun kokusunu alırsınız yani o koku algısı böyle gider gelir ikisi arasında. Şimdi bunu birazdan inşallah Türkiye'ye göndereceğim. Bunun müşterisi var. Sadece tanıtım amacıyla size gösteriyorum ve bu konuda biraz bilgi vereyim dedim. Aynı şekilde amber de öyledir. Amber de şu gördüğünüz sandal yağının içine normal amberi havanda döverek ufak hale getirerek içine atıyoruz. Oranını artık oranı bize bağlı, zevkimize bağlı. Ve o karışımı yine ağzını kapatarak gölgelik bir yerde bekletiyoruz. Ara sıra da çalkalamak lazım şöyle. Şöyle çalkalamak lazım. Daha çabuk karışması ve daha çabuk olgunlaşması için. Şimdi şu gördüğünüz ise Endonezya bölgesinin Kalimantan ududur. Bunun kokusu odunsu bir koku ve deri kokusu vardır bunda. Ama 3-4 saat sonra kokusu açılır ve farklı çiçeklerin ve bitkilerin kokusu ortaya çıkar. Şu gördüğünüz ise daha siyahtır, daha kıvamı koyudur ve gene Endonezya'nın Borneo bölgesinin ududur. Ut konusuna gelirsek her zevke göre ut vardır. Yani her bölgenin udu farklıdır, kokusu farklıdır. Ut ağacı etrafında bulunan bitkilerin kokusunu kendisine çeker ve o bitki ve çiçeklerin kokusunun karşımını yağın içinde barındırır. Bu gene Endonezya'nın biraz da sarımtırak bir rengi vardır. Bu açıkçası pek hoşuma gitmedi kokusu. Ancak parfümlerde birkaç damla parfümlere karışımları eklenerek kullanılabilir. Ya benim daha çok hoşuma giden şudur. Kokusu ise baharatımsı bir kokusu var. Açıldıkça bu da güzelleşiyor. Şimdi her bölgede farklı ve her insana uygun ut vardır demiştik. Aynen
Dediğim gibi ut Kamboçya'da farklıdır, Hindistan'da farklıdır, Vietnam'da farklıdır, Endonezya'da farklıdır. Yani zevkler farklı olduğu gibi bunun da işte daha bitkisel kokanı var. Ağaç kokanı vardır, deri kokanı vardır, çiçek kokanı vardır. Ama karışık böyle işte kısacası. Hani en iyisi diye bir şey yok. En iyisi nasıl olur? Niye yok daha doğrusu? Çünkü bu ut konusu şöyle bir geniş yelpazeli bir konudur. Ut insanlar kendileri yetiştiriyor. Yani ağaçları dikiyorlar ve kendileri yetiştirerek o ağaçtan ut yağı elde etmiş oluyorlar. Onun dışında doğada yetişmiş ut ağaçları vardır. O ut ağacının yaşına göre yani ne kadar büyükse ut ağacı kokusu daha farklı olur. Ve onu rendeleyerek ağacın kendisini ufak hallere getirerek onu suda bekletiyorlar. Ne kadar çok suda beklerse o kadar çok yıllanmış olur. Diyelim ki işte rendeledikten sonra suya konuldu ve suda bekliyor. Kimisi bir ay sonra şey yapar, onu distil etmeye başlar. Kimisi 5 sene sonra. Şu 5 sene sonra dediğimiz 5 senelik olur ve onun kokusu daha farklı olur. Distilasyon şekli de farklı. Yani herkes hani genel bilinmiş distilasyon ve yolları vardır. Ve farklı yollarla distile edenler vardır. Distilasyon konusunda gene aynı dediğim gibi 90 derecede distile edenler var. 100 derecenin üzerinde yapanlar var. 80 gibi derecede ut yağını distile edenler de var. Yani dediklerine göre o kokular da birbirinden fark ediyor. Hani